Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni farklı atamalardan bahsedeceğiz. Uygunsanız lütfen başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, Şanlıurfa ili Siverek Belediyesi'nden bahsedeceğiz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan bahsetmiş olacağız ki benim en çok tavsiye etmiş olduğum kurumlardan bir tanesidir bu. Karayolları Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2. Burada çalışma koşulları ve maaş beklentileri gayet de iyi karşılandığı için haliyle çok tavsiye ettiğim kurumlardan bir tanesidir. İlerleyen zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü de ilan açtığı takdirde tekrar bilgisini aktarmış olurum. Benim en beğenmiş olduğum kurumlardan bir tanesidir. Hem özlük hakları, hem emeklilik bakımından, hem maaş koşulları, çalışma şartları vesaire düzeyde olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu detayları zaten ben yorum kısmına sabitleyeceğim rahatlıkla. Her iki ilana da ulaşım sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda bugün Mucur Belediyesi'nden bahsettik. Kırşehir ilinden. Burada herhangi bir lisenin başvurabileceği bir atamadan bahsetmiş olduk. Şu detayı unutmayın, en az C sınıfı sürücü belgesi istiyordu arkadaşlar. Bu bilgiyi de tekrar buradan aktarmış olayım. Herhangi bir lise mezunu itfaiye eri atamasına 65 puanla beraber başvurusunu yapabilecekti. Bunun detaylarını bugün aktarmıştım zaten. Şimdi bu iki ilana gelecek olursak. Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı'nda hem memur ataması hem zabıta memuru ataması var. Kimler başvurabiliyor? Zabıta memurluğuna gıda mühendisliği başvurabilir. Veya mimarlık programı lisans mezunu en az 60 puanla başvurabilir. İnşaat mühendisi en az 60 puanla başvurabilir. Veteriner en az 70 puanla başvurabilir. Jeoloji mühendisi en az 60 puanla başvurabilir. Yine makine mühendisi en az 60 puanla başvurabilir. Şehir ve bölge planlama programından mezunsanız en az 60 puanla başvuru hakkına sahipsiniz. Şimdi diğer memurluklara bakacak olursak, veri hazırlama ve kontrol işletmenliğine maliye, muhasebe, finans, ekonometri bölümü mezunu olmakla beraber Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifikanızın, bilgisayar sertifikanızın olması veya bilgisayar dersini gördüğünüzü belgelemiş olmanız gerekiyor. En az 60 puan istiyor. Diğer memur kadrolarında ise sizlerin özel eğitim öğretmenliği, gastronomi, mutfak sanatları, hukuk, psikoloji, İngiliz dil edebiyatı, İngilizce, güzel sanatlar, resim, müzik programından mezunsanız en az 60 puanla başvurabilirsiniz. Buradaki kadrolar aynı, sadece şuradaki kadro derecesi farklı arkadaşlar. Bu çok çok büyük önem arz etmiyor aslında. Kadro derecesi demek çalıştığınız yıl boyunca puan derece elde etmeniz demektir. Ama sizin öncelik hedefiniz atanmak olsun arkadaşlar. Akabinde bu tarz bilgileri zaten atandığınız takdirde daha da öğrenmiş olacaksınız. Diğer memurluklara baktığımız takdirde ise işletme, iktisat, kamu yönetimi mezunu olmakla beraber en az 55 puan istemiş olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Buraya Türk vatandaşı, kamu hakkından mahrum bulunmayan kişiler, Türk Ceza Kanunu'na uygun olan kişiler, erken aylarının askeri ilişki olması gerektiğini yazmış durumda ve görevini devamlayamasına engel olabilecek akıl hastalığı, bedensel engeli olmaması gerektiğini yazmış durumda. Onun haricinde zabıta memurluğu için erkeklerde 1.67, kadınlarda 1.60 metre boyunu sınır olarak koymuş durumda arkadaşlar. 30 yaşını geçmemeniz gerekiyor zabıta memurluğu için, bilginiz olsun. Diğerlerinde herhangi bir yaş sınırını koymamış durumda. 2024 KPSS puanı geçerli olacaktır. Başvurular nasıl ve ne zaman, nereden yapılacak? 20 ile 22 Kasım tarihleri arasında ya şahsen, ya posta, ya da şu mail üzerinden başvurularınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Zabıta memurluğu için uygulamalı sınavda olacağını ekstra yazmış durumdalar, bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, Siverek Belediyesi'nin atama detayı bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bütün bilgileri de yorum kısmına sabitlemiş oldum. Rahatlıkla hepsini okuyabileceğinizi belirtmek istiyorum. Şimdi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 17 ile 21 Ekim tarihleri arasında İşkur üzerinden 4 günlük bir süreciniz var. İşkur üzerinden Türkiye Petrolleri yazdığınız takdirde kamuyu seçerek ara butonuna tıklayacaksınız. Tüm kadrolar karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda bir tane de, daha doğrusu bir tane değil, farklı pozisyonda 5 açık kadroda engelli içinde bir atama kararı alınmış oldu. Engelli içinde zaten EKPS'ye girmiş olmaları gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Ve şu bölüm mezunları gerektiğini yazmış durumda, bilginiz olsun. EKPSS'ye giren dostlarım burayı da yine takip edebilecekler. Şimdi EKPSS dışında
ön lisans ve lisanslara pay ayrılmış. Hangi ön lisans, hangi lisans mezunu? Onların bilgisini aktarmış olayım. Şimdi ön lisans mezunları içerisinde zaten iller de burada yazıyor. Nerede çalıştırılacak vesaire. Bütün bilgiler burada yazılıyor. İşte Şırnak'ta çalıştırılacak mesela. Adıyaman'da çalıştırılacak vesaire. Bilgiler burada yazılmış durumda. Aynı zamanda sizlerin özel koşullu olup olmadığını buradan rahatlıkla görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Ön lisans düzeyinde sizlerin 35 yaşını doldurmama şartının var olduğunu yazmış durumda. Ve aynı zamanda şu bölüm mezunları içerisinde motor, makine, mekatronik, sondajcılık gibi elektrik tamir ve bakım, endüstriyel veya gaz tesisatı gibi bölümden mezunsanız, oto elektrik, makine, motor, iş gibi mezunlarsanız veya kimya teknolojisi gibi ön lisans mezunuysanız, doğal gaz tesisatı gibi ön lisans mezunuysanız buralara başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Lisansa baktığımız takdirde ise elektrik, çevre mühendisi, bilgisayar mühendisi, kimya mühendisi, uzman yardımcısı ataması bunlar da işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları başvurabilecektir. Ve aynı zamanda yazılım mühendisi ataması olacaktır. Fakat lisans için burada özel koşullar çok önemli arkadaşlar. Biraz ağır, evet tabii ki de ağır çünkü gerçekten iş güzel bir iş. Haliyle birazca meşakkatli oluyor. Burada mesela özel olarak tercih sebebi diyor. İngilizce bilgisine sahipse daha iyi olur diyor. Yani mülakatta bir tık daha öne geçiyorsunuz. Tercih sebebi olabilirsiniz. Koşul olarak belirtilmemiş burada İngilizce veya diğer farklı sebepler. Ama asıl şartlar demiş olduğu kısımda sizlerin bu asıl şartları taşımanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Tercih sebebi yazıyorsa mülakatta sizlerin işine yarayabileceği bilgiler olacaktır arkadaşlar. Evet. TPO'nun ataması da bu şekilde İşkur üzerinden 4 gün boyunca başvurular açık olacaktır arkadaşlar. Lütfen uygunsanız bu alanlara başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.